Sevgili arkadaşlar, hepinize tekrar merhaba. Bir kez daha sizden gelenler serisiyle beraberiz. Umarım bu seriyi beğenmişsinizdir. Gelen yorumlardan gördüğüm kadarıyla hem hiroları daha rahat tanıtabilmemiz, hem de oyunları eleştirisel bir gözle incelememiz herkesin hoşuna gitmiş gibi görünüyor. Bunun için ayrıca teşekkür ederim. Bu kez bir DeHaKa rifle ile karşınızdayız. Sevgili keyifçi, nerede DHK? DHK'yı bulalım. Ha, DHK buradasın. Kırmızı tarafta DHK'yı izleyeceğiz. Bir taraftan oyun başlarken ben de DHK'yla ilgili size bir şeyler aktarayım. Bu haritada tabii ki DHK önemli. DHK'nın olayı nedir? Öncelikle seçtiğiniz hero'da e, neler yapabileceğinizi biliyor olmanız lazım. Bir kere buna dikkat ediyor olmanız lazım. E, ee, Körstelov'da Deakan'ın olayı tabii ki solo lane'de durmak. Bu genelde top lane oluyor. Genelde top lane'de Deakan'ı görürüz. Diğer taraftan DHK e, Z'si yani e, Brush Stalker talenti e, sayesinde istediği zaman bir buşa gelebiliyor. Dolayısıyla tribütleri mümkün mertebe takım arkadaşları oyalarsa daha fazla XP farkı özellikle oyun ilerledikçe daha fazla XP farkı açılmasına neden olabiliyor. Level 1'de Enhanced Agility verdiği için ilk wave'i kaçırmamaya çalışıyor Dehaka burada. İlk wave'i aldıktan sonra da gidecektir. Doğru hedefe dil ve güzel kill. Tam oraya gelecektim ki zaten kill'de geldi. Dehaka'nın team fight'larda yapması gereken şey bu kompozisyona karşı Hanzo veya Alexstrasza veya da Keltas'a Bol bol arkadan Z'yi kullanarak gitmesi ve e, Dil ve muhtemelen Isolation alacaktır. Isolation'ı Bu hedeflere kullanması Olacaktır. Deaka'nın dili oldukça Kuvvetli. E, doğrudan Rakibi ön hatta doğru çekmeyi Sağlıyor. Tekrar izleyelim bu Fight'ta Bakalım Keyifçi bunu nasıl Yapabiliyor Burada dil atabilir. Atmıyor Doğrudan arkaya doğru Yüklendi Diablo'dan A7 e yi yine de yılmadı. Evet, evet. Yani doğrudan hedef zaten bu. Ön tarafta kalmış bir Hanzo'nun yaşama şansı çok fazla yok ama peşine Juan'lı oradan Iron Skin ile kaçabilecek mi? Biraz zor. Hemen daha aşağıya gitti. Yukarı yerine aşağıya gitti. Wave'i kaçırmadan almayı başardı. Bu da bakın bakalım ne kadar XP farkına neden oldu. Bu tür durumlarda buralarda beklemek, şurada beklemek, buradan gelecek rotasyonu muhtemelen rakip bu yolu kullanacaktır. Böyle gelecektir. Buradan gelen rotasyonu daha burada kesmeyi sağlar ve rakibi minionların XP'sini alamamasını sağlar. E, bunu da dipnot olarak söyleyeyim. Kuleden sanırım bedava bir atış yedik. Burada kendisini saklamayı tercih etti. Hemen E'yi kullanıyor. Ee, gerekli miydi E'yi kullanmak? Bilemiyorum. Artanis Dehaka eşleşmesi. E, ee, Dehaka uzun sürede Artanis'i yenecektir. Çünkü Dehaka'nın D'si Essence Collection'ı sayesinde kendini heal'layabilme yeteneği varken Artanis'in böyle bir yeteneği yok. <laughs> Fakat bu sweeplere dikkat ediyor olması lazım. <laughs> Çok pardon. Arada sesim bir garip oldu. W ile Wave'i hızlı hızlı temizleyebilir ama Wave'i biraz kendi tarafına çekmeye çalışıyor. Anladığım kadarıyla keyifçi. Ee, mantıklı olabilir. Fakat fakat eğer minionlar kulenin range'ine girdiyse size değil doğrudan kuleye saldırır. Bu sizin hasar almamanız anlamına gelse de siz kendinizi iyileştirebilirken kuleler kendisini iyileştiremiyor. Dolayısıyla bedavadan kule hasar almış oluyor. Çok önemli bir demucma değil ama e, bazı durumlarda bu demucular çok hayati önem taşıyabiliyor. Onun için burada mesela tanklayabilir ve kulelerin demuc almamasını yine vurmasına rağmen demuc almamasını sağlayabilirdi. 50 tane esensimiz var. DHK ile oynarken özellikle team fightlar öncesinde bu 50 esensi elinde tutabiliyor olmak çok mantıklı. Erken bir E kullandığı için hemen Artanis cezalandırdı. DHK diliyle karşılık veriyor. esansları de hala kullanmadı. Halbuki e, şu ana kadar ikinci kez dolacaktı neredeyse. Su içmeyi tercih ediyor. Genelde esansları kullanmak yerine su içmeyi tercih ediyor. DHK için şanssız bir durum. Tribute burada çıkıyor. Aslında Tribute'ün burada çıkacağı çok öncesinden belliydi. DHK Topta olsaydı buradaki XP'yi sürekli alıyor olacaktı ve gerektiğinde buradaki fight'a e gelebiliyor durumda olacaktı. Şu an DHK'nın global ability'sinden value alamayacak kırmızı takım ve dolayısıyla keyifçi. Yine E'yi ee, biraz gereksiz kullanıyor. Her E çıkışında size rahatlıkla yüklenebilmeleri anlamına geliyor. Onun için E'yi mümkün mertebe kullanmamaya, çok aciliyetli ise kullanmamaya dikkat etmek lazım. Level 4'te ee, Minion'lardan gelen essence miktarını arttırma talent almış ki ben de bu talentlerle oynuyorum şu ana kadar. Benzer talentler. Güzel dil. Hemen keltuzat bunu tamamladı. Artanis ölür ölmez DHK fırsatını bulduğunda yukarıya gidebilir. Çünkü artık 4 kişi rakip ve e, sizin de DHK'yı yukarıya göndermeniz sizde 4 kişi bırakacak. Aslında şartlar eşitlenecek ve sevgili arkadaşlar eğer DHK ile oynuyorsanız sizin takımınızda Tribütü almanızdan ziyade Tribütü geç almanız daha avantajlı olabilir. Çünkü DHK bütün bu süre boyunca bazen 30 saniye bazen 1 dakika bazen çok daha uzun bir süre Buradaki bütün xp'yi alırken rakip takım alamayacaktır Bakalım böyle bir oyun görecek miyiz Şu an DHK'nın yukarıya gitmesi çok daha mantıklı Eğer xp farkını açmak istiyorsa Fakat kilis diyor e'sini zaten kullanmıştı D'yi hala kullanmadı Bozuk herhalde D tuşu. Keyifçi. <laughs> yani D'yi HP %10 iken kullanmak çok mantıklı değil. Bakın az önce söylediğim şey olsaydı ne olacaktı? DAK ölmemiş olacaktı bir kere. İkincisi burada HP'si %50'ye geldiğinde D'yi kullanmış olsaydı ki %50'ye geldiğinde kullansa hayatta kalırdı. Şurada basmış olması lazımdı. Şu an tekrar HP'si buralara geldi az önce söylediğim yerde basmış olsaydı. Bak. Esensler de gitti. Yani ölüyorum bari kullanayım. Yok. Ee, eğer DHK burada olmasaydı, yukarıda olsaydı bu 4 kişi zaten tribütü yine tutmayı başaracaktı. Ee, belki alamayacaklardı ama bundan sonraki tribütlerde DHK biraz makro player hero'su. Yani o anı değil ondan sonraki anları da düşünmeyi gerektiriyor. Tribütü büyük ihtimalle yine alırdı rakip takım pardon e, Dehaka'nın olduğu takım. Alamasalar bile Keltuzat çok daha fazla stack alabilirdi. Şu an Keltuzat 17 stackte. Belki burada 30'layabilirdi. Fight'ın uzun sürmesi Keltuzat'ın stacklenmesi de anlamına geliyor sevgili arkadaşlar. Ee, diğer taraftan iki tane keyifçi var. Gördünüz mü? Baga. <laughs> Bu da keyifçi, o da keyifçi. Diğer taraftan Dehaka'da yukarıda experience alabilirdi. Valla iki tane keyifçi var. Bak bu da keyifçi. Bu da keyifçi. İki tane keyifçi var. İnanılmaz. İnanılmaz. Ee, Brush Stalker'ı yukarıya gitmek için kullandı. Enteresan enteresan işler oluyor ya. Galiba benim hala e, birisi yayın açmayı sağlıyor OBS'te. E, az önce yanlışlıkla yayın açtım. Bilmiyorum. Doğrudur. Olabilir. Olabilir. Hemen şuraya bir bakayım. DHK yukarıya gitti ve geri aşağıya gitmek için karar verdi. Wow. Wow. Wow wow wow. Zamanlamayı doğru yapabilmek sevgili arkadaşlar. İşte yani dehaka oynarken diyorum ya o anı değil ondan sonraki anı düşünüyor olmak gerekiyor. Ee, az önce gördüğümüz şey tam olarak da bunun nasıl yapılmaması gerektiğiydi. Bakın tekrar tekrar bakalım. Şimdi dehaka buraya geldi. Güzel ama Dehaka buraya gel gelir gelmez hemen tribütün de aşağıda çıkacağı belli oldu. Yani bunu kullanırsa 60 saniye boyunca o tribüte gidemeyeceğini biliyor Dehaka. Ve hemen tribüt anonsu da geldi. 30 saniye var dedi. Ee, burada bence Dehaka madem yaptı bir hata, geldi yukarıya, burada kalabilirdi takımını daha iyi XP olarak öne geçirebilirdi ama yanlış kullandığı Z yüzünden fayta yani tribüte gitmeyi tercih etti. Aslında gitmesini gerektirecek hiçbir şey yok. Zaten birinci tribüt takımı tarafından alınmış ve early game hak avantajını şu ana kadar kullanamadı. Birinci tribüt burada çıktı. Burada kendisini öldürttü. Yukarıya gidebilecek fırsatı varken İkinci Tribute aşağıda çıktı, yine tribüte geliyor. Dehaka Z'sinden şu ana kadar, global olmasından şu ana kadar en ufak bir fayda sağlayamadı. Dil biraz ezbere gidiyor. Bakalım D'yi nasıl kullanacak? DK front frontline hero'su değil dediğim gibi yani genelde arkaya sızmaya çalışacak. Yapması gereken şey bu. Joanna'yı yakaladılar. Tral yandan girdi. Ee, çok çok arkada DHK. Çok arkada DHK. Yani sırf burada durmak için yukarıdan aşağıya kadar gelmek mantıklı değil. Şuralarda olsa Keltas çoktan ölmüştü. İkinci kez, e, boşu boşuna, global avantajını kullanamadan, DHK ölüyor. Bu da zaten günün sonunda baktığınızda, DHK'nın takıma xp olarak bir fayda sağlamamasını getiriyor. E, aslında bu belki de 5-6'ya yaklaşmış durumda olabilirdi. Bakalım bu kez DHK ne yapacak? Üçüncü tribüt biraz daha geç çıkar. Oyunda birinci tribütten sonra ikinci tribüt hızlı çıkar. Ghostell of'da 3. E, bunlara nazaran biraz daha geç çıkar. Kampa mı gidecekti Haka? Yavul yediği versin. E, Q'nun cooldown'ını, Dilin cooldown'ını düşürüyor basic ataklarıyla. Bu talent tercih edilebileceği gibi burada yine diğer ihtimal eee symbiosis W'yu daha sık kullanabilmeyi de tercih edebilir ama ben de symbiosis'ten yavaş yavaş symbiosis'ten yavaş yavaş feeding frenzy'ye döndüm. Çünkü daha fazla avantaj sağladığını düşünüyorum. Dehaka aşağıda, bu kez Z'si var. E, tribute için hemen gidecek mi? Merak ettiğim şey bu. Evet, hemen gitti. Gittiği yere bakalım. Doğrudan buraya geliyor. Titan tam da ortasına. Ama Dehaka gelene kadar zaten öldü. Peki orada yakalandılar mı acaba? Onu merak ediyorum. Evet, evet. O göz göre göre gitmişler. Göz göre göre gitmişler. Oy, face check. Face check sonucu bu. Bence ee, oradaki şu fight'ı gördüğü anda, Descartes'ın stun yediğini gördüğü anda Artık oraya gitmesinin bir anlamı olmadığını anlamalıydı. Yani şuralarda artık tamam. Gerek yok demeliydi. Yukarıyı izliyor şu anda. Bakalım tam ne zaman basacak. Evet şimdi bastı. Tam şu anda bastı. Çoktan stun'ı yemiş. Bence yanlış karar. Çok büyük yanlış karar. Dekart K'nin orada sağ kalamayacağı belli. Supportsuz olarak da tribüte müdahale edemeyeceği belli. Günün sonunda Dehaka geliyor ama supportları yok. Bakalım bu fight'ı çevirmeyi başarabilecekler mi? Oto atak yapmak zorunda sürekli. Q'sunu kullanabilmek için ama yine ee, başarısız bir global hero örneği. Kill aldılar ama şu şu an aşağıda çok daha büyük baskı oluşturabilirdi. İkiyi de aldılar. Sıral kil alayım derken ölecek değil mi? Evet aynen öyle oldu. Yani bariz belli. DHK'da ölmesin. DHK'da ölmesin. D'ye basıp kurtuldu ama. Yani DHK böyle oynanmamalı. Dehaka böyle oynanmamalı. Oh telefonda durmuyor. Ben zaten ne zaman video çeksem telefon susmuyor. Yine karışık kombatlar. Şu ana kadar Dehaka'nın Dehakalığından bir value alamadık. Sadece dilini iyi kullanıyoruz. Living Bomb can yakacak mı? Tralla kelt uzat. Güzel killer alıyor. O dili kaçırdı. Hemen artık aşağıya. Hemen aşağıya. 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 <laughs> aşağıya. Evet. Yaklaşık bir 5-6 saniye sonra da olsa aşağıya gitti dehaka. Şu an işte yani e, dehakanın dehakalığını kullandığı anlar bu anlar. Ama genelde Z'yi L'ye e gitmek için değil, fight'a gitmek için kullanmak gerekiyor. Son ana kadar doğru zamanı beklemek gerekiyor Dehakayla. Eee maalesef çok fazla göremedik bunu. Bakalım. Yine DHK'nın dezavantajlı olduğu bir durum. Çünkü Tribute aşağıda yani DHK'nın olduğu leinde Genelde DHK neredeyse Tribute'ün tam tersi olması avantajlı hale getirir. Biraz fazla bedava demucu aldık. Biraz fazla bedava demucu aldık. Şuraya. Tam buraya şu anda stok atması lazım. kanım arka tarafa. Yani sadece e, haritanın bir ucundan bir ucuna değil sevgili arkadaşlar zamanında yani yeri gelir buradaki buştan buradaki buşa Z'nizi kullanmanız sizi avantajlı duruma getirir. Onun için e, DHK oynarken en önemli ability'nizin Z olduğunu sonrasında Q olduğunu ve sonrasında da R olduğunu lütfen Unutmayın bakalım. Görecek miyiz böyle bir şey? Evet. Çok güzel. Çok güzel. Ama tabii biraz geç kaldığı için takım arkadaşları çoktan dağılmış oldu ve DK'yı kaybettik. Silence geliyor. W ile beraber yeterli olmadı. Hala E'ye basmadı. Hala basmadı. Şimdi basıyor. Hayatta kalıyor. Belki e, Q ve R Alex'e gelebilirdi ama e, Alex'i belki de tutturamadı. Belki de aradan yine de arka tarafa vurmuş olması avantajlı hale getirdi. Z'si yok Dehaka'nın takım arkadaşlarına yukarıya gitmelerini söyleyebilir. Çünkü onlar atla daha hızlı gidebiliyorlar. Ama kendisi ortaya gitmeyi tercih etti. Kampla beraber itmeyi tercih ediyor. Aradaki bir buçuk level farkı şu ana kadar Dehaka'dan gelme değil aslında. Daha ziyade killerden gelme bir fark. 13 talentimiz ney? 13 talentimiz e, armor talenti. 13'te ben de bunu tercih ediyorum. Dehaka aşağıya gitti. Dehaka niye aşağıya gitti? Tekrar izlemek istiyorum. Buraya geliyor. Öf. Gerekli mi? Bence değil. Kill alınmış olsa da değil. Aslında yukarıdan XP kaçırıyor şu anda. Dehaka. Bence yukarıda Minion'ları öldürüyor olması veya Minion'ların XP renginde duruyor olması hem tralı Minion sava savunması konusunda biraz zor duruma sokacaktı. Hem de daha fazla XP farkı açılmasını sağlayacaktı. Geliyor buraya. Hop değil. Alex'in çabası yeterli değil. Hemen devam o zaman. Madem kill aldık hemen devam. Çünkü Curse var. Yani Fort bu genelde gördüğüm bir hata arkadaşlar. Fortun önüne gelip herkes duruyor. Sanki fort ateş edecekmiş gibi. Curse var. Yani sen buraya da gitsen bir sıkıntı yok. Buralarda da geçsen bir sıkıntı yok. Curse'de daha 20 saniye var. Decard Kane biraz hızlı davrandı. Diğer takım oyuncularının böyle bir bir tık geriye gittiğini gördünüz galiba. 4 kişi burada fort almak çok mantıklı değil. Yani daha olmasaydı da buradaki fort düşecekti. Yukarıda Az önce Tral dedim de Tral bu arada Kan'ın takımındaymış benim hatam. Artanisi karşısında görünce gördüm. O zaman çok yanlış olduğunu söyleyemem. Tral buradaydı. Geriye kalan dörtlü de buradaydı. Ortada zaten Ford düşmüştü. Okey problem yok. Problem yok. Ben bir an Tral mavi takımın oyuncusu olarak değerlendirdim. Onun için öyle söylemiştim. 11'e 14. Talent avantajı var. Ee, hala DHK takımla beraber. Şu an artık dehakanın top e, e, çıkması mantıklı olabilir. Bu biraz açgözlü bir çağrı. Ama dili atarsa kil gelir mi? Keltuzat'ın belki e, şeyiyle beraber gelir. Ice neydi? Baseline oldu ya. Şu şu yok. Neydi o ya? Ice Lance miydi? Ona benzer bir isim vardı. Bakacağım. Hah classical spike. Onu da zaten almamış. Buralarda gezinmek çok mantıklı değil. Her ne kadar talent avantajı da olsa. Tral şu an yukarıda. Apokalips ve o Dra Dragon Strike güzel iş yapacak. Arka taraftaki zatı öldürdü. Dehaka 4 kişinin arasında kaldı. Yine öleceğim bari ultisi gördük orada ultiyi kullanmak yerine Z'ye bassa bence kaçabilirdi. Z'yi bu arada kaçmak için de kullanabilirsiniz. Tekrar izleyelim. Tekrar izleyelim. Diablo bunu atar atmaz Z'ye bassa kurtulurdu. Herhangi bir buşa burası olur, burası olur. Haritada herhangi bir yer olur. Z'yi kullanabilirdi şu an. Tam şu an çünkü açık. Ama onun yerine silence atmayı tercih etti. Ve o Silence hiçbir işe yaramazken 1 dakikalık ultiyi de kullanmış oldu. Her ne kadar talent avantajınız falan da olsa buralar yani düşman sahası. Artık buralara girmenin hiçbir anlamı yok sevgili arkadaşlar. Onun için doğru bir oyun tarzı değil. Ee, özellikle rakibin nerede olduğunu falan çok fazla görmediğiniz pozisyonlarda. Benim bu Star Streaming tuşum niye ise konsol olmuş sevgili arkadaşlar. Arada yanlışlıkla ona basıyorum demek ki. Konsola basınca da yayın açılıyor. Arada yayın var zannedenler falan oluyor. Halbuki yayın falan yok. Hı. Boss'u rakip takım aldı. Yapmış oldukları yanlış hamleden dolayı rakip takım boss'u İçin aldı. Yine Dehaka'yı takımla beraber görüyoruz. Maalesef Dehaka'yı hep takımla beraber görüyoruz. Olması gereken şey bu değil. Ee, Tribute de yukarıda çıkacak. Dehaka'nın Z'si var. Dehaka oraya yetişebilse bile takım arkadaşları gelemeyecek. Umarım oraya Z'yi kullanıp ölmez. Z'yi kullandı Dehaka. Oyalayabilecek mi? Merak ediyorum. Yani hiç gerekli bir hareket değil. Fallen Sword. Deaka Silence atıyor. Diablo'ya atıyor ama işte arka tarafta Cleansing Flame'i kestetti bile. Bu alınan killler Dehaka'nın suçu. Üzgünüm ama öyle. Oo, Bir anda işler döndü. Bir anda işler döndü. Büyük risk. Büyük risk. Tekrar izlemek istiyorum fight'ı. Şimdi neden Dehaka'nın suçu dedim sevgili arkadaşlar. Ee, bir kere talent avantajı, level avantajı zaten şu anda Dehaka'nın olduğu takımda. Buraya şu an Dehaka geliyor ee, ve bariz burada en az iki kişiyi görüyor. Birisi Diablo, birisi de Alex Trasa. 2 vs 1. Takım arkadaşları buna karşın koşarak gelecekler. Ya işte ve Hanzo burada Keltas'la beraber rotasyonu engelleyebilir. Gelenleri attan düşürmesi bile Deakan'ın yukarıda ölmesi anlamına gelecektir. Hemen onlar geriye çekildi. Bakalım nerede işler değişiyor. Ha burada yakalanıyorlar değil mi? Evet. Keltas burada yakalanıyor. Şu anla Glass Shield ile girdi. Isolation buraya değil de ee, dediğim gibi Alex'e gelse fight çok daha temiz olabilirdi. Yine Dragon strike çok can yakıyor. Tral oradan sağ çıkamıyor. Ama nedir onladı? Keltuzat. Çok temiz oyunuyla şu yapmış olduğu combo bütün fight'ı değiştirdi. Bakın hasarlara. Oh. Keltuzat'ın aldığı double kill sayesinde işler değişti galiba. Son iki kere oldu Hanzo engelliyor da. Keltas'ta falan mana yok. Bu tribütü de aldılar ama e, bence tribütü bırakmamaları büyük bir hataydı. Normalde Deaka'nın burada ölmesi anlamına gelecek bir hareketti. Çok riskli bir hareketti. Özellikle Adaptation olmadığı için. Adaptation olsa yani yine dayanır belki bir şeyler yapabilir ama Isolation'la DHK kolay ölebilen bir hero. Ha yani o riski almak avantajı döndü mü? Dönecek mi? Boss'u alırlarsa 16 ile beraber buradaki Keep'i rahatsız edebilirler. Rakip takım çünkü aşağıya savunmaya çalışıyor şu anda. Siege kampı. O alayım derken de bayağı zorlandılar. Level 16 talenti Dill'in e, range'i DK'da bazen Tunneling de tercih edilebiliyor. Mobility'yi arttırmak anlamında. E, ben eskiden Tunneling Claves oynarken şimdi biraz daha dil range'ine dönmüş durumdayım. Profesyonel oyuncularda da bunu görüyoruz. Bir sonraki tribüt 10 saniye sonra çıkacak. Bedava tribüt anlamına geliyor. Dehaka'nın aşağıya çok fazla inmesine gerek yok. Ama yine gözünün aşağıda olması gerekiyor. Çünkü muhtemelen rakip takım boss'u savunacak. Aa boss'u savunmuyor. Bence bence boss'la beraber de gidilebilirdi. Dehaka için söylüyorum. Yine Dragon Strike. Dehaka nereye? Aa önündeki. Aa Buraya bireye atıyorsun. Aa, çok talihsiz bir an. Şimdi Dehaka geliyor. Biraz sanırım tepki süresinde sıkıntı var keyifçinin. Evet şu an çok net görüyor zaten. Çok net görüyor. Dil. 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 Bu hiçbirini yapmıyor. Ve Dragon Strike'ın atılmasına göz yumuyor. O Dragon Strike arka tarafa yine güzel hasar verecek. Buraya geldi Alex'i e ama Alex Trasa Dragon'unu kullanmıştı. Gelmesi Silence'ı atmasına neden oldu. Tral ölüyor. Keltas alıyorlar karşılığında ama Keltuzat yine öbür keyifçi. <laughs> Keltuzat olan keyifçi yine güzel iş çıkarttı. Aslında talihsiz bir fight yine ama Keltuzat'ın Araya damage'ına herkes yem oldu. 4 kill aldılar. Tabi Z'yi de kullanmış olduğu için şimdi gidip buradaki keep'i alma şansını kaybetmiş oldu. Şu ana kadar global avantajını çok iyi kullanamadığını söylemeliyim Dehaka'nın. Aşağıda XP kasmaya devam ediyor. Mantıklı artık level 20'ye oynaması lazım. Ama bir taraftan da yukarıda buranın savunulması gerekiyor. Tribit de yukarıda çıkacak. Hanzo yukarıda. Onun için aşağıda kalmak daha avantajlı. Çünkü aşağıda Tribüt gelene kadar experience farkını daha fazla açabilirler. Keltuzat ve Dekard'ı galiba ölüme terk ettiler. Evet bu biraz açgözlülük hareketi. İkinci kez burada ölüyorlar gereksizce erken geldi bu kez stok aslında erken de değil geç geldi Tribüt için geç şey erken burayı savunmak için de geç bir tercih oldu Dekart Kane Joanna ile beraber Hanzo'yu öldürebilecekler mi yoksa o kill alayım derken daha fazla mı kill verecekler çünkü bu kez Keltuzat yok bütün fightlarda Keltuzat oyunu döndürüyordu. Bakalım Keltuzat yokken neler oluyor. Descartes Kane ölüyor. Tral Keltas'ı öldürecek galiba. Evet Tral Keltas'ı öldürdü. Birebirlik bir değişim oldu ama Tral ille öleceğim diyor. Oradan çıkması kolay değil Tral'ın. Alex sayı belki öldürebilir. Hayır. Alex sayı Deaka öldüreyim diyecek. Ama o da başarılı olamayacaktır. Hem Curse hem de 2 kill verdiler. Keltuzat'ın yokluğunda. 3 mü olacak? 3 olacak. W şuraya. Buraya W. Buraya W. Q da olur. 3 kill. Bir Hanzo'yu öldürmek için 3 kill. Üstüne bir de Curse. Şu an 3 kişi ölü. Rest timer'lar 60 saniyede. 4. kill. Bir daha Keltuzat'la gelecek. Oh. Oyun bitti oyun bitti şu anda. Bitirebilir. Rakip takım oyunu bitirebilir. Keltuzat tekrar restlendi. Vay 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 vay. Keltuzat bir daha öldü. Hala oyunu bitirebilirler. Eğer Alex burada olsa oyun bitmişti. Bilmiyorum bitecek mi ama. Evet, Kel'Thuzad Joanna'ya pingliyor. Oyunu bitiremeyecek galiba rakip takım. E, bu seviyelerdeki oyunlarda genelde bunu hep görüyoruz, oyunu bitiremiyorlar ama çok büyük bir avantaj elde ettiler. Keep'i almalarının sayesinde Joanna'nın da Fallen Sword'unu aldılar. Alextrasa! Cleansing Flame'i öldürmeye yeterli olacak mı? Olmayacak. O da boş ulti atmış oldu. Şimdi Dehaka sürekli top olacak, sebebi orada Keep'in gitmiş olması. Yani sürekli bunları yapıyor olması gerekiyor Dehaka'nın. Aşağıda boss'u aldılar, boss'la beraber muhtemelen Port Keep alınacak. Evet Dehaka gidiyor, nereye gidiyor? Buraya. Hmm. Yine erken bence. Bence beyze gidip buradan gelmesi daha avantajlı olabilirdi. Z'yi de kullanmamış olurdu. Belki bir sonraki tribütü ninjalama fırsatı doğardı öyle. Çünkü şu attığı Z'nin hiçbir ee, mantığı yok. Yan taraftan flank yemeye çalışacak. Ama boss'un altında zaten bunu yapması çok mantıklı değil. Yine Dragon Strike Hanzo donlamak için güzel kullandı. Hala bir şey yapmıyoruz. Yani Z'yi kullandık. Kaç saniye kullandığını var? 60 saniye. Yaklaşık 23 saniyedir Z'yi kullandık. Bakalım. Bakın tam 30 saniye sonra ilk hamlemizi yaptık. Ve biz hamlemizi yapana kadar aslında yoktuk burada. Yani bir etkimiz yoktu. Zaten Keltuzat kendi kişisel yetenekleriyle Hanzo'yu öldürdü. Ee, dilik kaçırdık. Yine oyuna herhangi bir katkımız yok. Şu an yine bizi yok sayıyorlar. Hala yok sayıyorlar. Alex'e niyetliyiz galiba. Evet. Oo, Alex'i de kaçırdık. Alex'i de kaçırdık. Silence buraya geldi. Level 20 Silence ile iki kişiye birden vurdu. Ama Alex'i kaçırdığımız için at artık dili. At artık dili. Yetişmedi. Yetişmedi. Çok mantıklı bir geliş olmadı onu söyleyebilirim. Tral Keltas'ı bir kez daha öldürüyor. Rakip takım oyunu bitirsinler diye maçı elinden geldiğince satıyor. Diablo yine Keltuzat'a ölecek. Artanes'i de öldürecekler. Bu artık e, tribüt değil bu artık oyunu bitirmek avantajı gösterdi W'ye takılınca hemen yandan girebilirsin Yandan girebilirsin bu geriye dönmenin bir anlamı yok zaten 3'e 5 kampı almanın da bir anlamı yok Heh, Diablo zaten istediklerini verdi Diablo'ya istediklerini verdi de, Dragon Strike Allah'tan kampın içinde olduğu için %20 Damage Reduction'ı var Keep'i alıp öyle oyunu bitirmeleri lazım Dil bir kez daha kaçtı Maalesef çok fazla ee, Nedir onun adı? Global ability'lerinden Dehaka'nın yararlanamadığını düşünüyorum ben çok daha iyi yararlanılabilirdi. Yine aynı oyun kurgusu üzerinde. Genelde zaten oyun başında söylediğim gibi hedefin hep Hanzo, Alex, Keltas üçlüsünden birisi olması, özellikle Alex Trasa olması gerekiyordu. Alex Trasa'yı pek fazla tutturamadık ama yine de Hanzo'yu çok fazla rahatsız etti birkaç istisna dışında. Living bomba ölüyor. Keltuzat oyunu bitireceksiniz değil mi? En büyük problem oyunu bitirmeyi becerememek. Evet, oyun bitmedi şaka gibi. Aşağıda minionlar keyip alır mı? Onlar da keyip alamayacak. Bakalım. Bakalım, 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 bakalım. Neler oluyor? Oo. Dehaka ölü. 5 saniyesi var. Z'si kullanılabilir durumda. Eğer bu boss'u alırsa mavi takım oyunu bitirebilir. Dragon Queen zaten kullanılmış durumda. Joanna'dan güzel. o Joanna çok temiz çaldı boss'u. Joanna çok temiz çaldı boss'u. Bakın tekrar. Root. Boss'un root'una herkes yakalandı. Joanna'nın stun'ı boss'u rahatlıkla çalmasına neden oluyor. Burada oyun bitti. Evet. Keltuzat ve Bos ikilisi Dean aldırdı. Merhaba. Hi YouTube. Merhaba. Gerçekten Juan'la ee, üzülerek söylemeyeyim ki söylemeliyim ki yani Dehaka'yı Dehaka gibi değil de daha ziyade Sonya gibi oynamışsın. Frontline bir hero gibi oynamaya çalışmışsın. Aslında Dehaka biraz sahtekar bir hero. Arka tarafa sızıp kill alabilmeyi sağlayabilmen lazım. Herkes bir şey için uğraşırken senin split push yapabiliyor olman lazım. Artık boss geldiğine göre zaten oyun bitecek. Dil çok kolay atılması basit bir ability değil. Aynı şekilde isolation da öyle. Akeza çok kolay e, tutturulabilen bir ability değil. Ama en önemlisi size bir, birkaç kere daha söylemiştim. Tekrar edeyim. Dehaka ile o anı değil. O anın daha ilerisini düşünüyor olmak lazım ki. Acaba ben şimdi midde mi olsam, topta mı olsam mesela işte tribüt bir sonraki tribüt sinyali buradaysa aşağıda olman gerekir. E, böylelikle daha e, harita baskısı oluşturmuş olursun. Dehaka'nın wave clear'ı eh işte fena değildir ama binalara fazla hasar veremez arkanda sürekli bir kamp bulundurmanda fayda olur kampla itmek de hakayla çok avantajlı bir hareket ee, vesaire vesaire böyle direkt hani kamyoncu gibi şurada tribütte olduğu gibi gidersen evet bu oyunda kelt güzel oynamış ee, tral çok fazla ölmüştür muhtemelen ama agresif oyunuyla e, backline'ı sürekli rahatsız etti biraz takım arkadaşlarının iyi oyunlar sergilemesinden ve şurada en son boss'un stun vurmasından, root vurmasından kaynaklı oyunu kazandınız. Aslında e, bu DHK oynayışıyla bence ilerleyen zamanlarda zorlanabilirsin. Hemen bakalım e, 17k Hanzo experience kazanmışken sizin takımda senin 20k kazanmış olman e, çok e, büyük bir fark olmadığını gösteriyor. Zaten aslında bir 30... 34K civarında falan olabilirdi. Ve zaten oyun early game'den itibaren çok rahat level farkını açmanızı sağlayabilirdi. Buradaki boss hatırlıyorsan gitmişti. E, rakip takım tribüte falan gittiğinde bossla beraber girsem bu keep çok önceden düşebilirdi ve sürekli baskı oluşturabilirdin. Ama yine de e, kötü değil. Z'ye biraz daha çalışmak gerekiyor. Doğru zamanda doğru yerde bulunmaya biraz daha alışmak gerekiyor. Teşekkür ederim sevgili arkadaşlar bu videoyu da izlediğiniz için. Her türlü öneri, istek ve eleştirilerinizi lütfen videonun altına yazın. Siz de benim replaylerimi de izlerseniz, inceler misin diyecek olursanız açıklamalar kısmında Discord adresini bulabilirsiniz. Oradan bana ulaşıp siz de Hero League veya Team League replaylerinizi atabilirsiniz. Hangi ligin olduğu önemli değil. Her ligden replaylerinizi bekliyorum. Bir başka videoda görüşünceye dek fidleriniz ve trollünüz az olsun lütfen. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.